kavram ilk önce ısınmak adına bazı şeyler konuşuyorum. Zannediliyor ki ısınma adına çaktırmadan kavramlardan bahsediyorum. Kavram aklın ayağı, eli, gözü, burnu, ağzı gibi. Kavramlarla akıl yürür. Kavramlarla düşünür. İçsel alemini nispi ve itibari hakikatlerle vahidi kıyası yaparak somutu, varlığı, mevcudu soyuta, soyutu da somuta dönüştürerek bu dönüştürmeye bir elbise giydirir. Onun adı kelamdır. İsimdir yani. Kur'an buna Adem Aleyhisselam eşeğe isim verebildiğini söylüyor. Bu insana mahsustur. Onun için kavramlar çok önemlidir. Çünkü kavram aklın gözüdür. Aklın aklıdır kavram. Aklınız çok kaliteli olabilir. Ama kavram bilmiyorsun. Kavram bilmiyorsan ne ile ne düşüneceksin? Ne ile nereye bakacaksın? Yani yavaş konuşmaya çalışıyorum ama yani kavram bir daha çok zeki, çok akıllı, çok akıllı, çok saf, temiz bir ortamda da büyümüş olabiliriz ama kavramlar oturmamışsa, kavramları bilmiyorsak akıl kendi başına yetmiyor. Bu kavramların en camisi, en zengini vahiydir. Akla indiriliyor. Onun için bu ısınma adına kavramlardan bahsediyorum. Şimdi zihinle akılla biraz bahsedeyim. Sonra tefekkürden bahsedeceğim. Sonra konuma geçeceğim. Zihin, akıl arasını konuşuyoruz. Zihin yani daha önce zihin, akıl, tefekkür, kavram çok konuştuk. Çok elimizde notlar var. Bu farklı şeyden bahsediyorum. Yani zenginleştirmeye çalışıyorum. Zihin anlatılmak istenenlerin ortaya çıktığı. Bir daha, zihin anlatılmak istenenlerin ortaya çıktığı, akıl ise anlamak istediğini anlayan, ortaya çıkan, çok önemli bu. Bir daha, zihinle akıl arasında farkı koyuyoruz. Bir cümle. Akıl, anlamak istediğini anlıyorsun. Zihin ise anlatılmak istenilen sana rağmen ortaya çıkıyor. Zihnin yeri neresiydi? Vicdan. Vicdanı soğan gibi düşünürsek en diş kabuğunda irade. Kavramlar otursun. En diş tarafında vicdanın irade, eylemsel hali ibadetullah. Gir içeriye. Zihin, eylemsel hali marifetullah. Gir içeriye. His, eylemsel hali muhabbetullah. Gir içeriye. Latife-i Rabbaniye, eylemsel hali müşahadetullah. Zihin, vicdanda. Akıl, dimağda. Şimdi, şimdi zihinle akıl arasında bir daha söylüyorum. Zihni anladık mı abi? Sana rağmen çalışıyor vicdan. Mesela adam aklıyla hata yapar. Yani yanlış yapabilir ama vicdan ise onu bırakmaz. Vicdan onu bırakmaz. Vicdan
Aklı kontrol ediyor. Zihin neydi? Ayat-ı tekviniye. Yani varlığın vücudu haricisinin olduğu yer, yazılım. Akıl ise vahyin geldiği yer ki evamiri tekviniye. Şimdi bu kadar malzemeden sonra söylüyorum. Akıl anlamak istediklerine yoğunlaşır. Ben ne anlatıyorum değil. Ben ne anlatıyorum değil. Sen ne anlamak istiyorsan, kavram bilgisi, kültürün, geleneğin, ondan sonra takvan seviyesince akıl anlamak istediğini anlar. Ben konuşurken, sen kitap okurken. Zihin ise sana rağmen benim anlattıklarımın dışarıya çıktığı zemin. Zihinde nefis pek karışamıyor. Zihin neredeydi abiler? Vicdanda değil mi? Onun için nefis pek karışamıyor oraya. Giremiyor fazla zihine. Zihni temiz olması çok ilginçtir. Zihin vicdaniyattandır. Olaylar bütünsel görmeye zahmet çekmez. Zihin, mesela ben bir şeyi anlatırken şimdi veya siz kitap okurken bütünsel olarak görmeyi zahmet çekmez zihin. Zihin mevcuda bakar arkadaşlar. Yani bu kainatın ayat-ı tekviniye, yani muşahhas bu mevcudun yazılımı, yapısı, bu mevcudun ortaya çıktığı bizde, uyandığı yer zihin. Zihin vicdanda. Akıl ise vahiy. Vahiy ile uyanıyor. Uyandırılıyor. Ne kadar uyanıyor? Aklın kültürüne, doğduğun mekana, kazanımlarına, takvana, niyetine ve nazarına göre vahiden absorbe, yani emiyor. Ben ne anlatırsam anlatayım, kitap ne derse desin, ben dinlerken, kitabı okurken akıl anlamak istediklerini anlar. Zihin öyle değil. Zihin az dahi olsa ayat-ı tekviniye baktığı için nefis karışamadığında zihine, akla karışıyor. Zihine karışamıyor. Çünkü vicdandadır. Nefis ise kalbe yakın lüme-i şeytaniyededir. Pek dokunamıyor. Vesvese atabiliyor. Vesvese atabiliyor ama akıl kadar kolay zihine ulaşamıyor. Zihin aklı aslına eşyanın mevzuuna aslına götürür, görüştürür. Zihin akla müdahale ediyor, eşyanın aslına götürüyor. Zihin o şeyin vücudu harici zemini. Yani mesela neyi düşünüyorsunuz? Vücudu haricisi oluyor zihinde. Akılda ise kanuniyeti oluyor. İlmi vücutlar oluyor. Ah, zihin akıl merak edenlerin, bunu dert edinenlerin duyması var ya şu. Yani şu anlatılan var ya 10-15 dakikalık şey. Belki 10 dakika. İnan kaç kitabın hulasası olur. Risale-i Nur'da senelerce uğraşılıp mana toplamasından sıkılan, çamaşırdan çıkan damlalar gibidir. Çok zordur. Bilen bilir bunun kıymetini ama bu dimağ grubu biliyor. Hasan abicim, müsaade ederseniz bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi abicim, zihin ve akıl diyoruz ya, biri evamiri tekbinde akıl, ayat-ı tekbineye zihin diyoruz değil mi abi? Yani
Şimdi evamili tekviniye dediğimiz yer ayadı tekviniye ile uyanıyor. Ayadı tekviniye dediğimiz yer evamili tekviniye ile var oluyor. Yani biri diğerinin ademi. Yani biri vücutsa diğeri onun ademi oluyor gibi anlıyorum abi. Yanlış mı anlıyorum acaba? Yani zihin aklın ademidir diyebilir miyiz abi? Yani ademidir demek böyle çok orijinaleme gidiyor da çalış yani. Yani abi şunu söylemek istiyorum. Yani zihin olmasa akıl vücuda çıkar tabii ki. Zihnin varlığıyla akıl vücuda çıkartabiliyor. Bak. Yani bir zemin oluyor gibi anlamak. Bak. Aynen bak şöyle. Şimdi uygulayayım. Adam mezarda amcasını gömüyor. Zihin akıl iş yapacağız. Senin dediğini onaylıyor gibi. Evet. Amcasını gömüyor. En yakını. Başka kimse yok. En yakın. Daha bir babası var. Bir amcası işte. Adam yapıyor. Bu akli. Zihin uyanmamış bunun. Adem daha. Mevcut olmamış. Arkasından hep misal veriyorum. Rastladığım için bu. O ağlayan ama gömülen komşu değil, dost değil, amca. Baba diyor, benim hoca olduğumu bilmiyor, yanında duruyor. Baba diyor, beyaz eşyacılar galiba. Baba falanca diyor, bugün ödemesi vardı, ödemedi. Ne yapalım diyor. Ben demedim lan onlara mal satmayın. Bir şey anlatacağım bu. Demedim lan size. Ama düşünüyor. Gidin arkasını yazın. Ben burada idare edeceğim. Siz şey yapın. Akıl var. Zihin yok. Zihinle akıl eşleşseydi ağladığı gibi ağlayacaktı. Ağlamadığı gibi ağlamayacaktı. Zihin uyanmamış. Zihin böyle bir şey. Onun için ne yaparsanız yapın, ne konuşursan konuş, ne ders yaparsan yap, vicdaniyatındaki zihin uyanmasa, akıldaki vahiy, evamiri tekviniyeler, ayete, kendi alemindeki zihne, yani ayatlara dönüşmüyor. Evet, doğru. Evet, ben de bunu ifade etmeye çalışmıştım abi kısmen. Evet, bu. Şimdi... Tefekkürde biraz da şey olacak. Bir de tefekkür parçasını okuyacağım. Sonra derse geçeceğim. Zihin, o eşyanın vücudu harici zemini, akıl ise onun vücudu ilmisi. Tahattür, zihne kaldırılan şeyleri. Bu da yeni. Yeni duyuyorsunuz. Tahattür, zihne kaldırılan şeyleri zahmet etmeden çarçabuk hatıra getirmektir. Şimdi, ben şimdi tefekküre dönüşüyorum. Tefekküre geçeyim. Tefekkür. Tefekkür hakkında çok ders var ama bu yeni. Tefekkür ederken enfüse geçiyorsun. Bakayım neredeydi? Dur şurada. Oraya geçmeden ben bir yerde okuyayım şurası. Allah'ın subuti sıfatlarından akıl yoktur. Allah'ın zatı ve subuti sıfatlarının içerisinde akıl yoktur. Fakat irade vardır. Ondan irade aklın içinde değildir ki. Ondan... İrade aklın içinde değildir ki vicdandadır.
irade. İrade akıldan daha camidir. Peki akılla iradeyi mukayese edecek şimdi. Yani dedim ya, akıl tabirlerle, kavramlarla görür, düşünür. Kavramınızı zenginleştiriyorum. İrade, akıl mukayese ediyorum şimdi. İrade zihindedir, akıl dimağdadır. İrade daha cami gözüküyor. Aklın üstünlüğü, peki akıl mı üstün? Hayır, öyle denilmez. Elma mı daha iyi, ayva mı? Ya bunlar hepsi başlı başına başka şeylerdir. Ama aklın üstünlüğü kelam-ı ilahiye mazhar olmasıdır ki akıl neydi? Akıla vahiy geliyor. Vahiy ne demek? Kelam-ı ilahi. Kelam-ı ilahi. Kelam-ı ilahi içinde ne var? İlim, irade, kudreti tazammun eder. Bak, Allah'ın kelamı, Kur'an'ın kaynağı, lef-i mahfuza inene kadar kelam-ı ilahi denilir. Lef-i mahfuzdan peygamberimize inene kadar buna vahiy denilir. Akla vahiy geldiği için vahiyin içerisinde ne var? İlim, irade, kudreti var. Dolayısıyla kelam-ı ilahiyle yapılanan akılda otomatik ilim, irade, kudret zaten oluyor. Hasan abicim, miraca çıkan zihindir. Akıl miraca çıkamıyor. Ama zihni miraca çıkartan akıl. Bu cihetle vahiy ile yapılanan akıl irade, ilmi, kudreti tazammun ediyor. Ha. Kafirde akıl yok. Kafirde akıl yok. Kafirde tefekkür yok. Nasıl yok ya? Onlarda zeka var. Onlarda düşünce var, tefekkür yok. Çünkü Kur'an aklı devamlı öneriyor. Akla vurgu yapıyor, zekaya değil. Akıl ne kadar akıllıdır insan? Vahiy muhatap olduğu kadardır. Peki, nasıl anlarım ben vahiye aklım ne kadar muhataptır? Şunla anlarsın. Aklın ne kadar akıllıdır onu anlarsın bak. Madem akıl Kur'an'ın onayladıysa, kelam-ı ilahiye vahye mazarsa, ha kelam-ı ilahi ne var? Kelam-ı ilahi de ilim, irade, kudreti tazammun ediyor. O zaman sen vahiyi, ilim, irade, kudreti tazammun ettiği için sen ne kadar vahye muhatapsan o kadar akıllısın. O kadar akıllısın. Yani iradeyi biliyorsunuz ibadetullah. İbadetullah. Kudret ise eylemseldir. Dolayısıyla akıl üç sıfatı tazammun ediyor. İlim, irade, kudret. Mustakil düşünürsek akıl dimağda, irade vicdanda. İrade daha cami. Fakat vahye mazhar olan akıl ise iradeyi de tazammun ediyor. Çünkü irade ilim kudreti tazammun ettiği gibi. İlim seçme değildir. İlim seçemez. Bunu irade yapar. Tabirleri, tanımları bilmesek aynı şeyi konuşur, anlıyoruz, zannederiz ama farklıyız. İlim seçemez, tercih edemez. Bunu irade yapar. İlim bilgi değildir, malumat değildir, düşünceler değildir. İlim tasdiktir, dönüşmektir. Dönüşümü kabul etmektir, ona bürünmektir. Yerini söylüyorum. Tahayyül, hayal etmek, tasavvur,
düşünmek, taakkul, itibari ve nisbi, soyut ve somut hakikatlara, kanuniyetlerine sahip, bir üstü tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik. Tasdik neydi? İlim. Yani bu süreçlerin, tahayyülün, tasavvurun, taakkulün dönüşümü kabul edip dönüşme halidir ilim. Onun için seçme hakkı yok, seçmeyi irade yapar. Ben şimdi bir yer var, onu okuyacağım size Allah'ın izniyle. Onu şey yapayım. Tefekkür. Tefekkür ederken enfüse geçiyorsun. Hem zamanın hem mekanın arkasına geçiyorsun. Ötelere doğuyorsun tefekkürle. Kendini kendine açıyorsun tefekkürle. Tefekkür aynı zamanda sorumluluk olanlarda, vefa sahibi olanlarda, hepsinden önemli maddi ve manevi takva sahibi olanlarda ortaya çıkar tefekkür. Tefekkür seni düşündüğüne, aklettiğine, tasdik ettiğine ki ilim seni taşır. Yani tefekkür düşündüğüne, aklettiğine, tasdik ettiğine dönüştürür. Oraya taşır. Artık ehli tefekkür kendisinden lezzet almaya başladığı için tenkit de takdir de onun için eşit olmaya başlar. Ehli tefekkür için enfuse taşındığı için, enfuse taşınamayan tefekkür edemiyor. Kafirde tefekkür yok. Düşünce var. Tefekkür kendisi bizzatihi neticedir, ücrettir, lezzettir. Kendisini kendisine açar, kendisi kendisinde seyahat eder, kendisini keşfeder, zaman ve mekanın arkasına geçerek kendisini de yönetmeye başladığı için tefekkürle artık tenkit ve takdir tefekkürün nispetinde etkilenmez hale gelir. Abi bir soru sorabilir miyim acaba? Sor. Abi şimdi ehli küfrün tefekkürü yoktur. Yani enfüs alemine geçemiyor. Kendi enfüs aleminde doğamıyor. Ama hem etrafımızda baktığımızda hem bu psikoloji uzmanlarına baktığımız zaman değişik adamlar var. Meşhur yani böyle kitaplar var, insanların ellerinde dolaşıyor. O adamlar böyle kendi dünyalarında sanki seyahat ediyorlar. Sanki böyle duygu noktasında, his noktasında değil de sanki onlar duygu noktasında böyle bazı keşifler, bazı nüansları yakalayıp onları da kitap haline getirip satıyorlar. Bunların bu halini düşünce olarak mı ele almak lazım? Nasıl bunları değerlendirmek gerekiyor acaba? Çok güzel maşallah. Davut'tu değil mi? Davut abi. Bak. Birincisi ben böyle bir şey rastladım. Ondan sonra izah edeceğim. 1992'de Boğaz Köprüsü'nün, İstanbul Boğaz Köprüsü'nün sağ tarafında Beykoz var. Beykoz'da bir Amerikalı Müslüman, çok sakalı da uzun böyle, isim vermeyeyim, o kardeş beni tanıştırdı. Amerikalı'nın cemaatindendi. O kardeş beni tanıştırdı. O adam 7 seneden beri Türkiye'de, Amerikalı Beykoz'da ev tutmuş. Vazifesi ne biliyor musun? Eski eserleri İngilizceye çevirmek, Amerika'da kitap basmak. Yani kadim bilgelikleri gavurlarda yoktur. En bunların ilerisi babaları
şeydir, Aristoteles'tir, Sokrates'tir gibidir. Bunların enfusi şeyleri Müslümanlardan çaldıklarıdır, naklediyorlar. Bu beni oraya götürdü. Dedi ki ona ne veriyorsa ücret, bu işte alakalı insanları beni tanıştır dedi. Beni de götürmüştü. Bana dedi ki, para hiç önemli değil dedi 92. Zaman da önemli değil dedi. Yeter ki sen bana birkaç saat konuşmaktan sonra sohbet ettik. Ondan sonra teklif etti. Aynı anlatıyorum. Para önemli değil. Gelmen de önemli değil. O zaman daha Türkiye'de bilgisayarlar pek de yok ya. Ben sana bir bilgisayar vereceğim. İstediğin kadar da para vereceğim. Ben sana gönderdiğim paragrafları bana çevir Türkçe'ye. Ne yapıyorsun dedim. Öğren, İngilizce'ye çevir, oradan kitaba dönüştürüyor. Mesela bir örnek vereyim. Şaşıracaksınız. Amerika Irak'a girdiği zaman Amerika'nın tepe genelkurmay ve bilim adamları sizce Irak'ın neresine gitmiştir ilk? Ordu Irak'a girdi. Bilim adamları nereye girdi sizce? Ebu Ghraib hapishanesinin altına girdiler. Her devletin orijinal tohumları olduğu, herkes tohumunu saklar her devlet. Mısır, kabak, karpuz, hurma, El Ghraib hapishanesinin altında Irak'ın en temel gıdalar vardı. Amerika'nın dolar derdi yok. Kendisi zaten kağıt basıyor. Tamam. Sonra nereye girdiler? Kütüphanesini aldılar, taşıdılar. Sonra yaktılar, yandı dediler. Hiçbirisi yanmadı. Çalıyorlar bunları kardeşim. Bu ikinci cevabım. 3. Bunların ustadları şeytan olduğu için 9 tane doğru söylüyor, 1 tane itikat bozucu şeyler söylüyor şeytan. Şeytanda ilim vardı. Tamam. Şimdi devam ediyor. Benim şu piyasada psikoloji kitaplar var, dergiler var değil mi? Mesela bizden yana olanlar kısmen birkaç kişi benden izin aldı. Helal olsun. Hocam Hasan kardeşte diyen var, hocam diyen var. Bizim cümleleri, defterleri hele hele 16. defteri tercüme etmiş ve şimdi Üsküdar'da 2,5 milyara bir seans alıyor, muayene alıyor adam. Kitabın ismini vermeyeyim. Benim 16. defterin bir kısmını kendisine göre çevirmiş. Bunu da diyen karısını boşamış bu meşhur olduktan sonra. 16. defter. İsim vermeyeyim. Çalıyorlar kardeşim. Onun için tefekkür Müslümanadır, düşünce kafiredir. Vicdandadır zihin. Vicdaniyatı hatmedilmişin zihni çalışır mı? Peki Kur'an akla devamlı vurgu yapıyor, zekaya yapmıyor. Ne kadar akıllıdır? Kur'an'a muhatap olduğu kadar akıllıdır. İyi zekidir. Acayip bir doktordur. Acayip mühendistir ama akılsızdır. Gider mühendis, devletin ihalesine fesat karıştıran müteahhitle ortak iş yapar. İnşaat mühendisi. Ama çok zeki, inşaat mühendisi. Ameliyat yapar doktor. Hiç gerek yoktu, para için yapar. Kim bu? Akılsız, zeki. Onun için akıl vahye muhatap olduğu kadardır. Muhatap olduğunu nasıl anlarız? Bugün onun fiilini gösterdim. Vahyinin içerisinde 3 sıfat var. İlim, irade, kudret. O onlar bizde ne kadar gözüküyorsa aklımız, o kadar aklımız başımızdadır. Çünkü akıl vahye muhataptır. Vahiy de ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Şimdi tefekkür okuyoruz. Tefekkür kendini kendine açmaktır. Devam ediyor tefekkür. Tefekkür seni düşündüğüne, aklettiğine, tasdik ettiğine seni taşır. Artık ehli tefekkür kendisinden lezzet almaya başladığı için, yani
kendisini kendisine açtığından dolayı, iyi dinleyin bunu. Bak şimdi, hani Rüştü abinin misali var. Dalgalı denizlerde sandal olur ya, sandal ufak. Lap 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 oynar böyle sandal. Ama der ki Rüştü abi, misali onun. 300 bin tonluk bir gemi düşünün. Dalga vurduğu zaman dalga geri gider. Geldiğine pişman olur. Ehli tefekkür, tefekkürün nispetinde içeriye taşındığı için gemisi büyük. Tefekkür kendisinin mekanından ve zamanından, kendisine aşkın olduğundan, felsefe lisanı bu, kendine aşkın olduğundan, kendisinin arkasına geçtiğinden tenkitleri ve takdiri eşit görmeye başlar. Ehli tefekkür bunlar insanların peşindedirler. Tek tük, kaliteli insanın peşindedir, tek tük. Bunlar vitrin insanları değil ehli tefekkür. Bunlar toplumun değil, topluma yön veren birkaç kişinin peşindedir. Rüştü abi Zübeyir abi dedi ki, felsef Rüştü Tafral, bu kadar şeyi var, 60 sene, 70 sene emeği var. Ne diyor biliyor musun? Zübeyir abi, Rüştü kardeş dedi, senin gibi bir veya iki tane bırakmadan sakın gelme. Hayatım bunun üzerine geçti dedi bana. Onun için ehli tefekkür, tahayyül ve tasavvur ve taakkulun arkasına geçtiği için, evet taakkulun, aklın da arkasına geçtiği için, tefekkür yöntemdir. Tefekkür kamyondur. Fikir yoldur. Dağ zihindir, dağ. Dağ yolu böyle. Kamyon tefekkürdür. Ne yapar? Oralardan yük alır. Evet. Tefekkürü konuşuyorduk. Kendisini kendisine açmaktı. Devam edin, bakayım nerede kaldım. Kafirde düşünceler var, tefekkür yok. Tefekkür, kafirde düşünceler var, tefekkür yok. Tefekkür, ismi hakime mazariyet ister. Yanlışlık yok değil mi? Bak ne oldu? İsmi hakime mazariyet ister. Adeta haşa tefekkür aklın gözü, vahyin gözüdür. Tefekkür kuvve-i akliye, kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye dengesinden çıkar veya bunları dengeye getirip kıblesine koyandır. Bu da ilk defa. Bir daha kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviyenin bütünsel halinden ortaya çıkıp bu üç kuvveyi dengeye getiren kıblesine koyandır veya A eşittir B ise B eşittir A, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviyenin vasat mertebesinin bütünselliğinden insanda uyandırılandır. Ki aklın sıfatıdır. Aynı zamanda tefekkür bu kuvveleri kıblesine koyar. Tefekkür varlığın, vücudun bizdeki karşılıklarını kavrama varlığın, yani ne demek? Vücudun bizdeki karşılığı var ya, zihin. O onları uyandırıyor. Tefekkür realitedir, vücud haricisidir, mahluktur. Allah Allah, nasıl mahluktur? Tefekkür ettiğin şeye dönüşmesen zevk alamazsın. Örnek veriyorum. Bak, bu zencefil. Bak, zevk alacağım. Maddi şeylerde zevk olur.
Maneviyatlarda lezzet olur. Şimdi bu ne oldu? Zihine dönüştü. Şimdi tefekkür varlığı, mevcudu bana dönüştürüyor, ben ona dönüşüyor. Neyse. Akıl kavramlarla düşünür, tefekkür hem mevcudun hem kendisinin arkasına geçilir. Tefekkürle tefekkürün arkasına bile geçiyorsunuz. Tefekkürle tahayyül ve tasavvurun, zamanın ve mekanın arkasına geçiyorsunuz. Hatta tefekkür aklın sıfatı iken aklın arkasına geçiyorsunuz. Kendinin arkasına geçiyorsunuz. Tefekkür seni aklın arkasına geçiriyor. Tefekkür artık yaşamdır. Yaşadığın içsel alemindeki ummandır. Kimse oraya ulaşamıyor. Şeytanın tefekkürü yoktur. Şeytanın ilmi vardır. Şeytanın düşüncesi vardır, bilgisi vardır. Yoktur tefekkürü. Tefekkür kutsidir, ulvidir. Arif kamillerde ortaya çıkandır. Tefekkür kuvve-i akliye, kuvve-i gadabeye, kuvve-i şeviyenin vasat mertebesinin bütünselliğidir. Hasan amcığım. Evet. Hasan abim. Silivri'de üstadı sizinle konuşturan tefekkür müydü abi? O mu oldunuz acaba? Siz kendi kendinize mi söylediniz bunu? Beni bir yere taşıdın ya. Demeseydim ustada. Beni niye yalnız bıraktınız dediğim zaman ortaya çıkmıştı. Tefekkür mevcudun arkasına seni taşıyor. Allah Allah. Tefekkür mevcudun kabirden bahsetmiyor. Cennet cehennemden bahsetmiyorum. Tefekkür mevcudun arkasına taşıyarak seni vücutla tanıştırıyor. Tefekkür eylinin cennet davası olmadığı gibi cehennemde endişesi yoktur. Tefekkürün uçlarından bahsediyorum. Tefekkür eylinin cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'a kaybetmektir. Cehennemi bu. Tefekkür ehlinin cenneti ise cennetin sahibini bulmaktır. Derdi rıza ilahidir. Rıza ilahi hiçbir şeye benzemez. Derdi odur tefekkürün. Bazı insanlar buna ciddi ihtiyaç duyarken tefekküre, bazı insanlar değil ihtiyaç hatırlarına bile gelmiyor. Tefekkürle varlığın zevk ettiğin şeyi tefekkürden mahrum insanların yaşaması şöyle dursun, hayaline ve rüyalarına bile gelmez. Son cümlem buydu, şu. Tefekkür ehlinin yaşadığı var ya o haletler, hazlar. Hazlar zevk. Ehli dünyanın değil böyle bunu düşünmesi, istemesi, hayal etmesi rüyalarına bile gelmez. Tefekkür ehlinin yaşadığını ehli dünya rüyasına da gelmez, hatırına da gelmez. Ne mutlu. وَمَنْ يُتَلِكْمَةَ فَقَتُتْهَنْ خَيْرًا كَثِيرًا. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir. Daha ne olsun? Allah söylüyor. Celle Celaluhu bil mana. Ve men yutel hikmete fakat uten hayren kesira. Kime hikmet verilmişse, hikmet ismi hakim. A çekmiyor, i çekiyor, hakim. Hikmet ehli, hakim ismine mazhar. Bir de bu ismin mertebe-i azamı var.
Üstad. Tefekkür. Kendinin arkasına bile geçiyorsun. Artık kendini kendinde seyrediyorsun. Kendini kendinde seyrediyorsun. Ya niye böyle oldu, nasıl gitti falan derlerken ehli tefekkür orada Allah'ın konuşmasını çözmeye çalışır. Ya evim gitti, yandı, şu oldu, bu oldu, şu oldu, böyle oldu Türkiye. Burada ehli hikmet, ehli tefekkür, hikmet ehlidir. Arkaya bakar, o olayın niye böyle oldu kendisine değil, Allah'ın bu konuşmasıdır. Bu konuşmasını çözmeye çalışır. Ehli tefekkür, rıza ilahiye mazardır. Evet, ısınmamız bitti. Nasıl ısınmak idiyse. Şimdi aklın ifrat, tefrit, vasat mertebesinden konuşacağız. Sayfayı söylüyorum size, dima grubuna, size dima grubu ve bir de ne bölgesiydi Mehmet kardeş? Dima serbest bölge değil de Meclis-i Nurani değil mi? Meclis-i Nurani, evet. He. Oraya gönderdiğim içinde 257. sayfayı açın. Yani lemalar 324. Defterinize, cep telefonunuza gönderdim. Lemalar 324'te açabilirsiniz, hangisi isterseniz. Okuyorum. Teşhirini çok istediği bütün hünerlerini Cenab-ı Hak, kemalatını isara vesile olan o ustatlığını ve sanatını onlara havale ediyor diye zannetmek ne derece akıldan uzak ve cehalet olduğunu anlarsın. Gördünüz mü abiler? Şimdi içeriye gireceğiz. Tamam. Şimdi bitti, metin bitti. Akıl senin ihtiyarın dışında sana rağmen devamla çalışıyor. Mesela yatsanız, yattınız veya iş yapıyorsunuz. Affedersiniz, tuvalettesiniz, yemektesiniz. Hiç bu işte meşgul değilsiniz. Ama akıl hala o bazı şeylerde çalışıyor. Sana rağmen çalışıyor akıl. Dimağın bütün birimleriyle, meratipleriyle çalışıyor akıl. Serbest bölgende besleniyor akıl ve üst mertebelerinde de. Akıl öyle bir şey ki, alt mertebesi olan tahayyül ve tasavvurla, üst mertebesi olan tasdik, izan, iltizam, itikatla beslenip sana rağmen çalışıyor. Akıl hiçbir zaman tatil eşgal etmez. Durmaz. Bak ne diyor? Teşhirin çok istediği bütün hünerlerini ve kemalatını ben o sayfanın yani sıbit yerini aldım. Yoksa o sayfada bütünselde bunlar anlatılıyor. İzhara vesile olan o ustatlığını ve sanatını onlara havale ediyor diye zannetmek ne derece akıldan uzak. Bak. Akıldan uzak neyi? Onu anlatıyoruz. Şimdi konuşacağız. Akıldan uzak ve cehalet olduğunu anlarsın. Cehalet, unutmayın, bilgisizlik değildir. Bilgileriyle bildiğini zannetmektir. Cehalet, bilgisizlik değildir. Cehalet, bildiğini zannederek bildiklerini de örtendir, bilmeye taraftar ve talep olmayan. Ülfet belasına sarmalanandır. Bazen ölçüsüz, kaidesiz, sistemsiz ve malzemesiz çalışınca zanlar ortaya çıkıyor. Akıl, Kur'an'a muhatap ama bizim gibi. Bazen aklımız bize rağmen ölçüsüz, kaidesiz, sistemsiz, malzemesiz, tamam mı? Usulü olmadan da çalışıyor. Bu sefer zanlar ortaya çıkıyor. Bunu Emre çok iyi bilir. Şaka dedim Emre. Zanlar ortaya çıkıyor. Zanların bir kısmı haram.
Yani çok az kısmı haram. Zanlar adamı adam eder. Adamı zengin eder. Zengin düşünce zeminidir zanlar. Zanlar kalksa tek boyut düşünürsün. Şeytan tek boyutlu düşünüyor. Acaba Allah beni yakar mı? Acaba Allah beni şey yapar mı demiyor. Zannı yok onun. Tek boyutludur. Tek boyutludur. Meleklerin zanları yoktur öyle. Cami zanı yoktur. Tek boyutludurlar. İnsan cemül cemdir, camül ezdattır. Zan ya, zan adamı kaliteli yapıyor. Onun için bazen aklımız bize rağmen sistemsiz, kaydesiz, ölçüsüz, malzemesiz çalışınca bazen hüsnü zan, bazen suizanda çıkıyor. Mesela bir misal vereyim. Rüyalar o cinstendir. Bazen hiç haberiniz olmazken, hiç haberiniz yokken Kur'an okuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Aa baktık ki Süleyman doktor hatırımıza geldi. Fatih hatırımıza geldi. Ne bileyim. Allah Allah diyorum ya, bu adam niye geldi? İşte bu zenginliğimizle hemen alt tarafta, evet, bedensel mekanımız var. Kimisi Almanya'da, kimisi Fransa'da, bir yerdeyiz şu anda. Azerbaycan'dayız. Mekan öyle ama sistem itibariyle, enfus itibariyle, dima itibariyle, akıl itibariyle aynı yerdeyiz. Onun için zanlar ortaya çıkıyor. Olumsuz zanlar ki bir kısmı ayetle de haram denmiş. İşte aklın ölçüsüz, zeminsiz, malzemesiz, rehbersiz olursa zanları nasıl ayırt edeceğiz şimdi? Zanları iyi zan, kötü zan, suyu zan, hüsnü zan, suyu aylak, hüsnü aylak. Eğer aklın ölçüsüz, ölçü yok, ölçü, metre yok. Metre, kantar, ölçüsüz, zeminsiz, malzemesiz, rehbersiz. Çalışınca aklın ifrat modu olan suizan olur. Suizan niye olur? Bundan olur. Bir daha okuyorum. Gafur, duyuyor musun? Bak. Duyuyorum, bazı sualler kafamda oluştu. Görmemek için sormuyordum ama. Sor. Sorayım mı abi? Sor. Abi, fani olana baki olan bu malikiyeti verilir mi abi? Fani olana baki olanın malikiyeti verilmez. Sahiplik verilir. Çünkü fanidir. Sahiplik de faniye aittir abi. Malik olamaz çünkü tasarrufu yoktur. Şimdi abi, akıl bize rağmen çalışıyorsa bizim bir malikiyetimiz yok bunun üzerinde. Biz buna nasıl sahip çıkabiliyoruz? Çok güzel. İşte aklımız işte bu derslere katılmamış. Risale okumamış. Yani Risale okumamış. Bu akıl evet avamidir yani, Müslümandır. Kur'an'a muhatap olduğu için aklı var. Bunların ölçüsü yok. Zemini yok. Malzemesi yok. Rehberi yoksa bu akıl suizana doğru kayar. Bu ifrat modudur aklın. Mesela akşama kadar annen veya baban, halan, komşumuz, ne bileyim, veya sen veya ben akşama, sabahtan beri hala o adamı kafaya takmışız. Nasıl dedi ya? Niye dedi ya? Fesubhanallah. Bunu nasıl yapar ya? Bunun demesinin sebebi aklın ölçüsü. Yani ölçü derken kantar, metre, zemin, malzeme rehbersiz olduğundan şeytan müdahale edebiliyor. Şeytan aklın ifrat moduna geçmesine vesile oluyor. O zaman suizan oluyor.
Eğer akıl, iyi dinle, ölçüsü var, zemini var, malzemesi var ve rehberi varsa, metresi, kantarı, bu ölçü, iki, zemin, yani bir tencere getir, ölçüyü at, zemini at, malzemeyi at, rehberini at, rehber. Rehbersiz olana Fatiha'nın sonunda var ya, velallallin dallin, dallin demek, rehbersiz demek. 25. sırada geçiyor. Bir daha tencereyi getir. Ölçüsü yok. Zemini yok. Malzemesi yok. Rehberi yok. Aklın ifrat moduna kayar. Ölçüsü var. Malzemesi var. Zemini var. Rehberi var. Aklın vasatına kayar. Sonra devam ediyor. Tamamen lakayt kalıp, bazıları da ya bu dersi duyunca ne der? Şöyle der arkadaşlar, bazıları bir derse katılsa, komşunuz, akrabanıza verseniz bu dersi veya yanınızda otursa şöyle yapar. Bu adam lakayt, ilgisiz, manasız, asılsız, kendisiz olan, yani adam kendisiz, kendisiyle meşgul olmamış, tanımlanamamış, kendisini kendisine açmamış, kendisi kendisinde seyahat etmemiş, kendisiyle meşgul olmamış, kendisiyle zevk almayı, yolunu tercih etmemiş, denememiş, şahidi olmamış bu insan lakayt olur. Bu adam da buna aklın tefrit modu, ki buna ademi kabul deniliyor, buna cehalet. Buna da ustad kuvve-i akliyenin tefrit modu gabavet, ifrat modu celbeze, vasatı hikmet. Aklın ifradına celbeze var ki suizan. Aklın tefriti işte lakaytlık, akılsızlık ise buna da cehalet. Şimdi eğer gönderdim size cep telefonunuzda, oraya bakarsanız, şemadan konuşacağım şimdi, bakarsanız istifade daha fazla olur. Oraya bir bakın. Abi bir soru sorabilir miyim? Sor Davut. Abi aklın ifrat ve tefrit modunu bu devirde düşünecek olursak, hangisi daha çok ağır basıyor? İnsanlarda, biz de bunu kendimizde tecrübe ediyoruz zaman zaman. Suizanlar daha böyle insanı daha rahatsız ediyor. Onunla daha böyle bir tahrik olmak, çünkü suizan aslında tahrik edici biraz da. İnsanı hareketlendiriyor sanki. Cehaletse daha sükunetli, böyle daha böyle ademi bir hal gibi geliyor. Kardeş. Sefahetten dolayı mesela hangisi daha ağır basıyor? Şimdi suizanın zirvesi ne biliyor musun Davut? Suizanın en zirvesi Allah'adır. Allah'a suizan ediyor. Mesela Allah beni affetmez, Allah beni yakar, Allah insan gibi düşünür, verirsem alırım, iki verdim iki alırım düşünür. Yani oysa Allah vermeden de verir. En suizanın en zirvesi Allah'tır, tövbe. Allah'a suizan eder. Beşer gibi düşünür. Sonra kendisine kıymet vermez, emniyet vermez, kendisine zaman ayırmaz. Ezan vakti geldiği zaman şu işim bitsin yaparım. Veya derse davet ettiğin zaman kitap oku deyince zamanım yok. Zamanı verene zamanı yok. Hep bu ilk önce Allah'a suizan eder. Suizanın seviyesini anlatıyor. Bu asır insanı bırak. Bu asır insanı alimler yaşadığını söylemiyor. Sen nereden bahsediyorsun? Bu asır ustad söylüyor muhakemata. Kahtul rical. Ne demek kahtul rical? İnsan kıtlığı var. İnsan yaşamamış. Yunus da diyor ya, insan gelmemiş diyor.
10. sözün 11. hakikatında babı insaniyettir ki ismi hakkın cilvesidir. Orada 11 tane madde sayıyor. 11 tane maddeye mazariyetle insan olduğunu fark edersin. Şualar 218'de de 20 vecile insan tarifi var. Kaç kişi insanız? Adam, insan, bu beşerin, avamın babaları, dedeleri olan filozoflar insanı nasıl tarif etmiş? Düşünen hayvandır. Mücadele eden hayvandır. Zevkine koşan hayvandır. Sonunda hayvan hayvan demiş. Hayvan demek bizim sığır değil. Canlı manasında. Ama ustada bak insanı nasıl tarif etmiş. Bile bu asrın insanı derken bu asrın insanı yok. Öyle bir böyle insan yok yani. Ha biz kendimizden düşünüyorsak bizim sistem şu. Eğer ehli tefekkür olur, aklımıza ölçü. Muhakemat 49. sayfa. Nedir o? Edile-i Nuriye. Nasıl ki Edile-i Şeriye var? Nurcularında Edile-i Nuriyesi var. Bir tanesi nedir? Esasatı kaybeden teferruatla meşgul olur. Değil mi? Ha, şimdi hakikat kaybeden hayalete sarkar. Evet. 3 madem şey yaptın 3'ün mahkemesiz olanlar çok aldanır ve aldatır. Başka bir tane de var. Lubu. Abi. Lubu bulmayan meşgul olur. Ha, bunlar hep ölçü bak. Bir daha. Biz boşver millet gelmemiş böyle bir avam. Onu sil Davut. Sen çoğu derse katılmadığı için bilmiyorsun. Bu o benim abi aslında. Yani onu kendi noktamda söylüyorum aslında. Tamam. Bizim aklımız suizana ilk önce Allah'a suizan ediyor. Bizim bu olmazsa. Sonra kendimize suizan ediyoruz. Yani ben bunu beceremem, başaramam, okuyamam. Ya bu manalar kim, ben kim? Bu kendine suizandır. İyi değilim, kötüyüm, düzelemiyorum. Mesela ustad diyor ki ölüm zahirde gözüktüğü gibi çirkin değil diyor. Niye böyle kendini kefene sokuyorsun? Çamurlu toprağa taşa sokuyorsun ya, tamam? Bu kendine suizandır. Nedir sebebi? 1. Ölçüsüz. 2. Zeminsiz. Kur'an zeminine, Risale-i Nur zeminine indireceksin. 3. Malzemesiz. 4. Çok mühim. Rehbersiz. Akıl çalışırsa aklımız prata, ifrat moduna geçer, suizan eder. Yok, akıl ademi kabul. Ya leylim leylim yaşıyor. Ya bunlar ne anlatıyor? Lakay. İlgisiz, kalıpsız, ölçüsüz. Yani ne diyor? Lan dünyanın dibi çıktı diyor. Sen bağlayacaksın diyor. Lahananı topla, çayını topla, tencereni pişir, gemiyi kurtaran kaptandır veled dalin amin. Bu kim? Aklın tefrit modu. Bu cehalet, gabavet. Basmaz. Anlatsan da basmaz. Kafasına 28'lik çiviyle çaksan girmez kardeş. Çünkü niye? Karar vermiş. Nereye karar vermiş? Cehalete karar vermiş. Yani kendisini kapatmış. Tamam. Adam derse getiriyorlar böyle bir derse. Mehmet K. Mehmet direkt bilir. Zeytinburnu'na getiriyorlar. Zeytinburnu'na gelen hepiniz bilirsiniz. Adam gittikten sonra demiş, hem de ne dersiydi ya, çok ilginç bir dersti. Getiren tabi sormuş, merak etti bunu tabi, biliyorsunuz bir daha tekrar edin. Ya nasıl buldun dersi demiş. Ya boşver dersi dedi ya, bu madem kimseden bir şey almıyorsunuz, bu halılar nereden geldi diyor. La koca bir saate yakın dersi dedi, halıyı mı düşündün demiş. Ya, bu adam aklın hangi modu? Tefrit modu. Hiç basmaz. Şimdi aklın tefritini konuşuyorum. Hasan abi. Evet abi. Aklın tefritinde muhakeme var mıdır?
Aklın tefritinde, ben bir okuyayım, tefritini okuyacağım. Ondan sonra konuşalım bunu. Tam oradayım. Aklın tefrit modu, bedeni hayatı yaşar. Bedeni hayatı yaşayanın aklı nedir? Onu bir şey yapayım size. İnşallah bulurum. Beden hayatı yaşayanın aklı nerededir? Bakayım bulabilecek miyim? Bana biraz şey yaparsanız burada bir çok mühim olduğu için size onu göstermek istiyorum. Sen akıllı zannedersin ama bakayım onlar neredeydi? İnşallah bulurum. Çok önemli. Ha buldum. Sayfa 194. Arkadaşlar, beden hayatı yaşayanların aklı tefritte şu. O zaman ne olur bedeni yaşıyorsa? Toptan cevap verirsen mide boş kuruluktur ama değil. Nefsin aklı heva. Nefsin kalbi his ve heves. Demek nefsin de aklı ve kalbi var. İlk defa duyuyorsunuz. Beden hayatı yaşayanların nefsin aklı ve kalbi var arkadaşlar. Yeni duyuyoruz. Nefsin aklı heva, nefsin kalbi his ve heves. Bu aklın tefrit modudur. Sonra tefriti okuyorum gene. Nefsin tefriti nefsane arzuları yaşar. Gene tefrit his, heves ve hevasına uygun yaşar. Ortaya çıkan şartlarda devamı değişken olandır. Yani bunları toplarsak dört tane: beden hayatı, nefsane arzuları, his, heves, hevasına uygun yaşar. Ortaya çıkan şartlarda devamlı değişkendir, yalakadır, bilmem nedir. Bu dördünü toplarsak kendisini esas almaktan kendi nefsine tapınan, ilah edinendir tefrit modu. Kim bu adam, bir daha okuyorum. O nefsini ilah edineni gördün mü var ya ayeti, kim o? Aklın tefrit modu, yani içeriğini okuyorum. Bedeni hayatı, nefsane arzuları, his ve heves ve hevasına uygun, çıkan şartlarda ve zamanlarda devamlı değişken, ölçüsü olmayan, yalakadır, bilmem nedir, hoca kesilir, şey kesilir, bir daha arta bakarsın bilmem ne yapar, devamlı değişken, işte bu dört tanenin cem hali aklın tefrit modudur ki kendisi kendisine tapınır. İfratta ise şeytana tapar. Evet, şimdi aklın tefrit modunu konuşuyor, vasatını konuşuyorum. Aklın vasatı zemini vardır, rehberi vardır, yöntemi vardır, malzemesi vardır. İfratı ise zemini hariçtir. İsterseniz elinizdedir o, defterinize bakın. Ben üçünü kıyaslayarak okuyayım, tek tek okumayayım. Aklın tefriti beden hayatıdır. Vasatı zemini vardır, ölçüsü vardır. Aklın ifratı zemini hariçtir. Ne derler diye yaşar. Ne derler, nasıl bakarlar. Aklın tefriti nefsane arzuları vardır. Vasatı rehberi vardır. İfratı ise şeytan ve dal. Şeytanı rehber alır ve rehberi yoktur. Aklın tefrit modu his, heves, hevasına uygun yaşar. Aklın vasat modu yöntemi vardır. İfrat modu şirk, küfür ve inkardır. Aklın tefrit modu ortaya çıkan şartlarda devamlı değişkendir. İnsan devamlı değişiyor.
Vasatı ise malzemesi vardır, sabittir, kararlıdır, istikametlidir. Aklın ifratı ise menhus, şeytanın lezzetleri ortaya çıkaran her şeyi kendisine ilah edinir ki nefret, adavet, bu dünya bitmez, tükenmez, gaye ve maksatları vardır. Peki, tefrit modunun toplamı kendisini ilah edinir. Vasatı ise sünnet-i seniye içindeki fıtrat-ı asliyeyi vahya muhatap olmuştur. İfratı ise şeytan kumandası altına girerek ona asker olmaktır. Yani eğer gönderdiğim resmi cebinizde bakarsanız anlarsınız. Yoksa duyarak o bu şekli görmeden anlamazsınız. Bu konuştuğum bu şemayı görürseniz anlarsınız. Yoksa anlamazsınız. Demek ki aklın ifrat tefrit modundan bahsettik. İşaret edeceğiz da bildiğiniz bir şeyi bir daha tekrar edeyim. İfratı aklın celbesidir. Vasatı hikmettir. Tefriti gabavettir. Bunu ne demektir yani bu? Yani basmaz mı? Basar, kendini basar. Kendini ilah edinir. Bedeni hayatı, nefsani arzuları, his ve hevesine, hevasına uygun yaşar. Ortaya çıkan şartlarda devamlı değişkendir. Ha 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 ha, lakara lukara. Şartlar neyse ona göre şekil alır. Kendisini uyanık zanneder. Milleti uyandırdı, kandırdığını, onlardan, siyasete bu çok var böyle. Onları kandırdığını, onlardan yaptığını falan kendisini çok zeki zanneder. Ama hikmet ehli böyle bakar. Hiç şeyi de kırmaz, potu da kırmaz. Kırmaz onu, böyle bakar ama ses yapmaz. O zanneder ki, hikmet ehlini kandırdım. Oysa Hazreti Ali'den naklediliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisi, mektubatta var. Bunlar hikmet ehilleri Allah'ın nuruyla bakarlar diyor. Onlar hikmet ehilleri bunu da görür, onu da görür ama perdeyi yırtmaz. Tamam. Şimdi aklın ifrat ve modun tefrit vasatından bahsettik ve saat 1,5 saat oldu. Bunun yarım saatini veya 45 dakikasını ısınma tabirleri vermişse 45 dakika oldu zannediyorum ama bir yerde okuyayım ondan sonra keserim. Bir yerde okuyayım. Sayfa gönderdiğim size defterde 241, sayfa 245 defterin lemalar 176, lemalar 183. sayfadan bu metninde okuyorum, keseceğim. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl filozoflar kabul etmişler? O yolda gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Metni gördünüz. Şimdi okuyorum. Gördünüz değil mi orayı? Lemalar 176, 183. Bir daha okuyayım, çok mühim. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl filozoflar kabul etmişler ve ya kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra geliyor ya. Evet, onlar mesleklerini, iç yüzünü niye görememişler yani? Şimdi bunun bizimle alakalı yerini, benim anladığımı okuyorum. Kur'an'a tabi olmayan akılla aklıma hakim olamazsınız. Kur'an'a tabi olmayan bir akılla aklınıza hükmedemezsiniz. Bir daha, aklım aklıma bela, düşüncelerimi kurtaramıyorum. Düşüncelerimin şerrinden düşüncemi kurtaramıyorum diyorsan, aklıma aklımla hakim olamıyorum, aklım bana rağmen çalışıyorsa, sebebi biraz önce
vasatı vardı ya, ölçü, ölçüsüz, zeminsiz, malzemesiz, rehbersiz veya tersi. Demek ki aklınla aklına hakim olmanın yolu vahye tabi olmaktır. Aklınla aklına hakim olamayacağından kendi mesleklerinin iç yüzlerini görememişler. Aklıyla aklına hakim olamadığından mesleklerinin iç yüzlerini görememişler. Çünkü iyi dinleyin, burası çok önemli. Onun için kesmedim bu akşam. Çünkü bu akıl yapılırken, bizim aklımız yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için bu akılla aklını bu kainatın hakikatına ihata edemezsiniz. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu kainat yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı, bu akılla kainatı ihata edemezsiniz. İhata edemediğin şeye hakim olamazsın. O zaman bu aklın ustasına aklını bağlarsan ki vahiydir, aklının arkasına geçip aklınla aklına hakim olursun. Sıkıntılar basamak olur, keyif olur. Mesnevi Nuriye'de çıkarttım bunu, benim düşüncem değil. Diyor ki, bir mana söylüyorum. Bu akıl yapılırken diyor, bu akıl kullanılmadığı için, bu manayı söylüyorum, aynı böyle değil de böyle geçiyor. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için, bu akılla bu aklına hakim olamazsın. Yani sana gayeyi veren kendisi daha evla bir gayedir. Sana bekayı veren, beka zannettiğin şeylerden daha önce baki olması lazım. Şimdi devam ediyorum. Bir daha, çok mühim, 3 defa olsun. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için, bu akılla aklına hakim olamazsın, ancak vahiyle olursun. Ancak bu akıl, bu akılla kainatın içeriklerinin itibari ve nisbi namus ve kanunlarını ihata edebilirsin. Ancak kainatın dışından kainata bakan, kainata bakan akılla kainata hükmedersin. Ki bu da vahiydir. Vahiy nedir? Haşa, misal vereyim ve ders bitti. Şems ezeli güneş. Tamam mı? Şems ezeli güneş. Güneşin ziyası vahiy. Ağaç sensin. Ağaç, insan bir şecerdir, ağaca benzer. Ha, ağaca bakın, yeşilliği. Ağacın yeşilliği, ağacın canlılığı, çiçeği, yaprağı. Sebebi kim? Ateş kütle olan güneş. Güneş ateştir. Sebebi olduğu ağaç yeşildir. Hani bazılar şu soruyu soruyor ya, Allah Halik, mahluku nasıl yarattı? Allah mahluk değil de mahluku nasıl yarattı? Ondan sonra Allah ne kadar çoğaltırsan çoğalt, ezeli ve ebedidir, fani nasıl yaptı? El cevap, güneş 1 milyon 400 bin santigrat derecede olan bir ateş, nükleer santral, ateş, ağacın canlılığına sebeptir, yeşilliğine sebeptir. Onun için doktorum da bilir. Doktorlar der ki, D vitamini, güneş enerjisi az alanlar yeşil sebzeleri, yeşil ve bitkileri yesin. Yeşil, biber gibi, ne bileyim salata gibi yeşil. Ha, bakın, güneşe bakın. Ha, ağaç sensin. Güneş şems ezelidir. Ziya vahiydir. Yani bu hidayettir. Hidayet, vahiy.
Eğer sen bunu onaylarsan iman olur, itikat olur. Yani onaylamayı söylüyorum. Çiçek olur, yaprak olur, ağacın hayatı olur, kokusu olur, tazı olur, tadı olur, şekli olur. Güneş görmeyen meyvenin tadı da olmaz. Demek ki Şems-i Ezeli'den gelen foton, yani hidayet, yani vahiy, işaret-i caz 61 geliyor. Ağaç bunu onayladı. Yaprak çanak anten gibi gelenleri aldı. Ondan sonra güneşten aldığını bir kısmını yaprak, koku, renk, meyve, canlı, yeşil durmasına sebeptir. İşte biz bu ağaç ile güneş arasındaki foton, yani vahiy, biz bunu onaylarsak geçiyorsun buraya, buradan bakıyorsun. Gözüne gözlük veriyor, aklına akıl veriyor, kalbine kalp veriyor, vahiy. Bunu onayladığın için. Bu onaylanmak demek ilim. İşte bu ağaç bir daha güneşi onaylarsa ki ağaç olmuş, bu sefer kendisinden çıkıyor, geçiyor güneşe. Çünkü nasıl anlıyoruz? Odunu yakarsanız küçük güneş çıkar. Güneşe benziyor çıkan. Ondan sonra geçiyorsun, vahyi onaylayınca aklının arkasına geçip aklına, kainata hakim oluyorsun. Bu akşamlık bu kadar. Cenab-ı Hak izan ve idrak ve hüşyar versin. Hizmet-i imaniye, Kur'an'ı de sebat ve istikametten ayırmasın. Evladı iyalimizi, usul ve furularımızı, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizim dua ettiklerimizi ve bize dua edenleri Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni, şeytanların şerinden hıfz-ı emin eylesin. Kimsesizlik vahşetinden, yeisin zulümatından, erva-ı habisenin izacatından hıfz-ı emin eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyeden hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissimizi ziyade eylesin. Ve ya Rabbi, devamlı tekrar ettiğimiz ki peygamberin bize söylüyor, ısrar edin duada, ya Rabbi ısrar ediyoruz. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı lütfun, İsa'nın ikramın olan hizmet-i imaniye Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan, eksikliklerimizden bizi birbirimizden imtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, beşeriyetimizin iktizasından olan günahlarımızdan, eksikliklerimizden, noksanlıklarımızdan bizi birbirimizden imtihan edip suizan ettirme ya Rabbi. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan, noksanlıklarımızdan, anlayışsızlıklarımızdan ve eksikliklerimizden dolayı birbirimize imtihan etme ya Rabbi, suizan verdirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, imtihanımızı suhuletle kolaylaştır ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eyle ve ustadımıza talibe ya Rabbi kendine kul kabul eyle. Ve ahir devahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temas salavat. Amin. Sen de Sedat gibi yani kafayı durumu iyi olmayanlardan mısın sen? Ulaşamayız ki onlara. Keşke olsak. Evet. Bir halatınızı sorayım dedim. Dün akşam benim aramamın sebebi de eshanede cuma akşamları yapıyoruz ya, toplanıyoruz ya. He. Dün bir tanesi kardeşlerimizden bir tanesi dedi ki... Bak herkes duyuyor ha, ona göre konuş. Herkes duyuyor. Tamam duysun, sıkıntı yok abi. He. Yani benim de o anda kaba karıştı.
Onlara da dedim ya Hasan abi sorarız saat daha erken. Saat 12 olmadı. Çıkarsa çıkar. Şeytan ateşten yaratılma. Cinlerin, cin talibesinin yaratıldığı, yani yapıdan mı? Cinlerin yaratıldığı hayatı ne? Yani şey, esas ham maddesi ne? Ona camide hocalar demiş, şeytan cinler cin talibesinden yaratılma. Yani ateşten yaratıldı ama cin talibesinden diyor. Azazil olaraktan kabul ediyor. Azazil olaraktan, melek olaraktan kabul etmiyor. Daha şeytaniyet vasfını almadan evvelki kısmını melek olaraktan kabul değil diyor. Şimdi dört tane büyük melek var diyelim. Beşincisi o zaman daha yani şeytaniyete rücu etmeden evvel Azazil. Beş. Şeytan olmadan evvel melek miydi, değil miydi? Soru bir. İkincisi, ham maddesi ateş, cinlerin ham maddesine. Cinler neyden yaratılma? Soru bitti, dinleme değil. Evet arkadaşlar, bak duydunuz. Ne diyor bu? Birinci soru, şeytan melek miydi? Aslı cin cinsinden miydi? Cinler arasında farkı nedir? Çok kısa böyle bir izah edeyim bakalım. Hafız var, hafız. Kur'an'da, hafız, Kırıkhan'da mısın? Evet Hasan abi. Kırıkhan'dasın değil mi ya? Peki bu şeytan ile cin arasında fark nedir hafızım? Biri ateşten yaratılmış, biri dumansız ateş mi? Tamam. Dumansız ateş nedir? Kur'an'da şeytan, o da iblistendi demiyor mu? İblis. Ne diyor? Hatırladın mı? Evet, yani şeytan sıfatıdır, adı Azazil'dir. Kur'an'daki şeyi, aslı iblis. Yani Risale-i Nur'da da ve ulema da şey yapıyor. 52 tane sıfatı var, 52 tane farzın zıttıdır. Abdullah'ın dediği gibi 4 tane meleğin 5.'si miydi? Yani meleklerin tabiatına zıt değil mi? Haram işlemek, isyan etmek melek miydi? Melek tarifesinde gibi melekler doğrudan yaratılmıştır ama bunlar gibi hani cinlere benziyor yani yaratılması hamadiste cinlere benziyor. Çok güzel. Bir kere yaratılış diyorsun, melekler nurdandır, onlar ateştendir. Demek ki şeytan asıl itibariyle melek değildi. Evet. Değil. Yani odun misali veriliyor hadislerde. Odunu yaktığın zaman çıkan ateşten şeytan, çıkan dumandan cin, çıkan nurdan melek, çıkan külden insan yaratılıyor. Abdullah, şeytan meleklerden değildi. Meleklerin hocası da değildi. İlmi vardı. Meleklerin başkasından ders almaya ihtiyacı yok. Çünkü talimle tekemmül etmeye, öğrenip de terakki etme olmayı için hocaları yoktur. O ne emrolunurlarsa yaparlar. Vazifelerine mukayyettirler. Vazifelerine ise onları biliyorlar. Şeytan teklifi kabul ve reddedecek irade ve ihtiyar sahibiydi. Allah ona teklif etti. Adam reddetti. İlmi vardı, secde ediyordu. Melek cinsinden değildir, iblistir, ateştendir, melekler nurdandır. Onun için şeytan aklın ifrat modudur. Cinler ise cinlerin
Cinler ve ma halaktu cinne vel insa ila liyabudun. Cinler ve insanlar ibadet için yaratılmış. Şeytan için geçmiyor. Cinlerin Müslümanı var, Yozgatlısı var, Kırıkanlısı var, Fransızı var, İngilizi var, Lazı var. Hangi beldede doğmuşsa mesela bizim köylüler bizim köylüdür. Burada doğmuş. Onlarda Müslümanı var, gavuru var, Yahudisi var. Ve Müslümanların arkasına namaz kılarlar. Cinler dumansız ateşten yaratılmış. Cinlerin kafiri kimdir? Cinlerin kafiri iblistir. Açık ayet. Peki cinlerin kafirine iblis denilirse Müslümanın kafirine ne denilir? İnsan. İnsanın kafirine kafir denilir ama sinsi ise münafık deniliyor. Münafık ondan da eşittir. Nasıl ki biz insanlar kafiri var, Müslümanı var. Cinlerin de kafiri Müslümanı var ama şeytanın kafiri Müslümanı yoktur. Şeytan çift cinsiyetlidir. Kendisinden kendisine döller. Onun için lanetlenmiştir eşcinsellik. Ama şeyler ise cinler ise çift cinsiyetli değildir. Dişisi ve erkeği vardır. Ondan sonra onların erkeği çok çirkindir. Cinlerin kadınları çok güzeldir. Peridir kızı. Ondan sonra onun için kadınları insan taifesindeki erkeklere çok düşkün olur. Çünkü cinlerin erkekleri sipsiyahdır. Ondan dolayı intikam almak için de onların, yani sistemi anlatıyorum sistemi. Kafirleri, erkek kafirleri, cinlerin de Müslüman kadınlara musallat olmaya çalışır. Birincisi bu. İkincisi soru neydi? Cinler hakkında. Bunlar, birisi ifrat modumuzu çalışıyor, birisi tefrit modumuzu çalışıyor. Şeytan amelimize musallat olur, amelimizin sağlamasıdır. Cinler ve ervah habiseler ise, cinler ise itikadımıza musallattır. Şeytan imanımıza musallattır, amelimize musallattır. İmanımızı ve amelimizi test ettiriyor, sağlamasını yaptırıyor. Cinler ise itikadımıza musallattır, vehmimize musallat oluyor. Yani düşüncelerimizin sağlamasını yapar. Toparlıyorum. Şeytan amelimizin, cinler ise düşüncelerimizin sağlamasıdır. Şeytan imanımıza, cinler itikadımıza musallat olur. İnsan ise cemül cemdir. Yani taş olmadın, toprak olmadın, bunların taşın, toprağın hayatı yoktur. Hayatı da vardır ama kanuniyet itibariyle var, hayatı yok. Ağaçların hayatı var, hissi var, ruhu yoktur. Hayvanların ise ruhu vardır. Hayvanların ruhu vardır ama aklı yoktur. Şeytanın aklı yoktur, zekası vardır. Cinlerin Müslümanının aklı vardır ama cinlerin kafirlerin zekası yoktur. Cinlerin kafiri Müslümanı vardır, şeytanın kafiri Müslümanı yoktur. Tek boyuttur. Ondan sonra şeytan mudil dedik. Bir de ustad ne diyor? Bu şeytanın işaret cihazda bir şey var. Kalbinde marifetullah, marifet yoktur. Sanat-ı fıtriyesi ile, sanat-ı fıtriyesi çok önemli. Bunu sorma ne demektir? Sanat-ı fıtriyesi itibariyle devamlı ifsatı düşünür. Sanat-ı fıtriyesi, şeytan bize iki katkısı vardır ki çok önemlidir. İnsan insan yapar. Bir, makasid-i külliye hayriyeye, iki emre, İki ne yapar şeytan? Kemalat insaniyeye ve makasıdır hayli-i külliye vesiledir. Abdullah olmuş mudur abi? Elhamdülillah son küçük bir şey.
Şeytan, yani şeytan olmadan cinlerin ve insanlara veyahut da meleklere daha iyilik yapıyordu diyor. Daha iyilik ne demek? Yardım, yani mesela diyelim ki şöyle geçer Risale-i Nur'da. Ağaçlara toprak dahilik yapar, onu besler. Yani beslemesi noktasında yani vaydi kıyası da oluyor, dahilik yapar. Yani farklı bir fıtratta oldukları için şeytan bu teklifi meleklere yaptı ama yapıları itibariyle de işaret-i icazda şer tercih etmeye şeyler olmadığından Adem'e secde etme meselesinde melekler secde ediyor. Şeytan ise yapısı itibariyle kabul edip reddetme sistemi var. Meleklerde bu yok. Meleklerde reddetme özelliği yok. Şeytan teklif edildi. Sen secde et dedi. Etmem dedi. O zaman şöyle bir şey çıkarmasın abi. Yani şu andaki ben eğer şeytan kabul etmiş olsaydı melekleri geçmiş olurdu. Evet. Çünkü niye? İnsan da kabul etme, reddetme özelliği olduğu için meleklerin üstündedir. Evet. Ama tersi ise şeytandan da daha aşağı düşebiliyor insan. Çünkü berhuma dal deniliyor, hayvan daha dibe geçiyor. Sebebi şu, insanda meleklik var, şeytanlık var, nebatat var, hayvanat var, ruhaniyat cinslerinin hepsini cemil. Yani Allah'ın dışında ne varsa hepsinin toplamı insanda var. Tekrar geceniz mübarek olsun. Efendim Gafur'um. İzlemeyin abi, ben de Abdullah abi o zaman ek olarak yine benzer bir soru sorayım o zaman. Cennet abi, cehennem 7 tabakadır biliyoruz. Cennet kaç tabakadır abi? Cennet 8. Peki bu 8 tabakanın abi acaba sadece 8. tabakasında mı şeytan Adem'e musallat olmuştur? Yani her tabakasında, yani mesela şöyle söylüyorum abi. Ben tahayyül ve serbest bölgemde de cenneti yaşıyorum Hasan abi. Ben serbest bölgemde de cenneti yaşıyorum. Tasdik, iltizam, itikad ve vicdanın bütünlüğünde de cenneti yaşıyorum. Acaba vicdanın bütünlüğündeki yaşadığım cennete mi şeytan musallat olamıyor? Orada mı Adem'i kandıramıyor abi acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Yasin devrede mi? Yasin burada mı? Yasin Metin var posta. Orada mıdır? Yok. Cenneti araştırmıştım. Burada mıdır? Cennette şeytanın ne işi var? Cennette şeytanın. Ki musallat olmuş. Öyle geçiyor. Şimdi cennette 8 ama bir tabakası var ki ortada. Yani göbeğinde. Ona Darül Selam denilir. Darül Selam'da işaret yüzlerce geçiyor. Meyveleri meyvemize benzer, erikleri eriğine benzer. Yani bu dünya alemi şehadete benziyor. Ama tatları benzemiyor der. Şekli ve rengi benzer diyor. Değil mi? Hatırladınız mı? Bu şeytanın musallat olabildiği yer şeytanın Adem'e musallat olduğu yer Darül Selam'dır. Darül Selam cennetle cehennem arasında hani bazen derler ya arasar. Yani dünyaya benzediği için cennetin içindedir, cennetin yapılarındadır. Cennetin 7 tabakasının dışında farklı bir tabaka ama cennete dahildir. Darül Selam orada musallat olmuş, yani sirayet edebilmiş oradan. Bizim dimağdaki serbest bölgeye benziyor Darül Selam. Yani işaret icazda geçtiği gibi şekli ve ismi dünyadaki mesela erik. Darül Selam'da dünyadaki erikle ismi de
Resmi de aynı ama tadı değil. Ama diğer cennette ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşeri hutur etmiş. Orada müdahale edilebilmiş, yani edebilmiş. Abi o zaman Darüsselam aynı yani serbest bölge mi oluyor? Ona benziyor. Serbest ticaret merkezi. Evet, orada cennetini de yaşarsın, cehennemini de yaşarsın. Oradayız. Yani kendimi kötü hissetme, iyi hissetme oradadır. Gafur, bir şey diyordun, bir seslerin geldi ama. Yani abi bu çok çok verimli bir cevap oldu. Allah bilen razı olsun abi. Çok çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Allah senden, sizden de razı olsun inşallah. Bu altyapısını doldurmaya gayret ettim. Yani çok soruluyor da bu sorulmadı bu ortamda ama. Yani şeytan cennete nasıl girdi? Darüsselam'a mı girebiliyor? Çünkü dünyaya benziyor. Evet, harika. Evet, dünyaya benziyor. İşaret edeceğiz de geçin. Efendim abi. İblis cinlerden diyor. Evet. İnsanlardan da şeytan var. Bu kavramları nasıl özdeşleştireceğiz, karşılaştıracağız? Yani hani diyor ya, o cinniler libas giyseler insi şeytanlar olurdu. O insi şeytanlar elbiselerini çıkarsaydı o cinni şeytan olurdu diyor. Hı hı. Tamam, yani Erdinç, el sualin nisvil ilm. Sual sormak ilmin yarısıdır. Ne anladığını anlat bakalım bize. Yani şeytanlık bir sıfat ama bu iblis denen yani şeytanlık yapan Azazil ile iblis farklı mı? Farklı. Yani mesela Hasan'ım ben. Kulağım mı Hasan ben? Gözüm kulağım. İsmi Azazil. Vasfı kim? Yani kendisi kim? İblis. Sıfatı ne? Sıfatı nedir? Şeytandır, hennastır. Böyle sıfatlar var. 50 küsür tane. Evet. Vücudu işte hayra hiçbir yer yoktur. İnsanlardan da hayra hiçbir kabiliyeti kalmayan, sırf ve sırf kötülükten, şerden lezzet alan, zerre miktar hayra kabiliyeti olmayanlar insi şeytan oluyor. Erdinç. Erdinç ve Abdullah Stuttgart. Cinlerle şeytanın karıştırılmasının sebebini söylüyorum. İyi ki kapatmadan bunu fırsat oldu. Cinlerle şeytanın karıştırılmasının sebebini söylüyorum. Şeytan ateşten, cinler dumansız ateşten. Mesela yanıyor ama ateş yok, duman var. Yani ıslak ağaç gibi. İşte bir hayal edin, işte bunu tefrik edememekten cin şeytandı, şeytan cindi diye demelerin sebebi budur. Yani odunu yakarsanız, o ateş var ya ateş, nur değil. Nur. Duman ise yanmayıp içten yanan, yani şöyle diyeyim. Şimdi sigara içiyoruz. Sigara, duman. Kimin ihtiyacı ise size istettiren odur. Sinyal veriyor. Yani dumanı hayal eder misiniz dumanı? O dumandan cin yaratılıyor. Ateşi hayal edin ateşi. Ateşi hayal edin. Ateş. Ateşten şeytan yaratılıyor. Ama dumandan cin yaratılıyor. İkisi farklı. İşte bunu ayırt edemiyor. Bu odun misali çok güzel bir misal. Duman, ateş. Yani kökenleri aynı. Ama ta suretleri, hakikatleri değil. Mahiyetleri aynı. Hakikatleri duman, ateş. Hakikat bu. Kökeni ise Esma-i İlahi. Bu duman ile ateşi fark etme nispetinde cin ile şeytanı ayırt ederiz. Anladım. Peki. Şey de diyebilir miyiz abi, kimyada tam
tam yanma olursa, yani karbonla oksijen yan yana gelirse, tam yanma diyoruz biz buna, karbondioksit oluşur. Bundan duman çıkmaz. Ancak bunun yanında karbon monoksit de beraber çıkarsa bu duman yapar. Harika. İkisinin maddesi bir. Evet. Ama farklı çıkıyorlar. Yani mahiyetleri aynı, hakikatleri farklı. Evet. Bak, duman, hayalet, bir yeşil odunu yaktım, duman çıkıyor böyle. Acayip. O maddeden cin yaratılıyor. Ateş gözükmez. Ateş yakar, gözükmüyor hiç. Onunla şeytan yaratılıyor. Nur var nur, melek yaratılıyor. Kül ise insan yaratılıyor. Kül hepsini tutandır, vücutta tutandır kül. Hasan abi, o zaman şeytan mudil esmasına dayadığına göre cinlerde mudil esmasına mı dayanmış oluyor? Mudil esması değil, cinlerde şu anda hangi esmaya dayandığını bilmiyorum. Ama bir esmaya değil, mudil ismi evet, biraz da cami olabilir yani. Çünkü cinlerin Müslümanı da var yani. Ama şeytanın Müslümanı yoktur. Abi onlarda da İhtiyar yok mu? Cinlerin kuvve-i işaret icazına geçiyor. Cinlerin de kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviyeleri vesaire, kuvve-i akliyeleri var ama nakız çok. Çok şey. Cinler dumandan olduğu için çok asabidirler. Onun için cinlere musallat olanlar çok böyle asabi olurlar. Hatta acele etmek şeytandandır var ya, ateş yani. Hiç sabır yoktur. Onları söndüren, öldüren sabırdır. Sabır şeytanı öldürür, hikmet cini öldürür. Tefekkür. Yani esmaya mazhariyetleri yok mudur abi? Olmaz olur mu? Mudil esmasına mazardır şeytan. Yok, cinler. Cinler de esmaya mazardır ama bilmiyorum hangi ismi olduğunu. Şu anda hatırımda yok. Bir yazmıştım ama unuttum onu. Bir esmalık ya, bütün esmalara nakıs da olsa eftine var. Mazardır. İşte onu demek istiyorum. Esmalara mazardır. Galip Esma'yı kastettim. Esmalara mazardır ki Müslümanı var. Ama mudil esmanın şeyi yok. Mudil. Peki abi. İdlal eden. Evet. Ortadan kaldıran. Ben de bir şey sorayım abi ya. Musibetlerle yanan insan çıkan dumana ne diyeceğiz? Yani ne demek kastediyorsun? Musibetlerle içten yanan, azap çeken insanı mı kastediyorsun? Evet, yani bir yanma olmuyor mu? O yanma var. O yanmada duman çıkar mı acaba? O duman çıktığı zaman cin mi çıkıyor acaba? Yok yok. O duman değil abim. O yanmada ruhani deniliyor. Ervah aliye ve ervah habisi olur onlardan. Onlar işte erva aliye, erva habise. Mesela bir misal vereyim ben bugün. Çirkin maddeleri taafun etmiş maddenin de kokusu da dumanı da pistir. Yani şey değil. Mesela bu köyde olduğumuz için çöpleri, yanacak çöpler atılmıyor. Burada yakılıyor. Mesela deterjan kutuları, poşet şeyleri, onlarla ben yemek pişirmemeye çalışıyorum. Onlar pişirilmez. Yani şeran aram değil. Ama onların da şeyi, yapıları kendileri cinsindendir ısısı. Dolayısıyla bu soruna şey olsun yani. O cinsten oluyorlar. Mesela başka bir misal vereyim. Ter mübarektir. Allah Resulü'nün teri, senin terin, bütün kardeşlerin teri mübarektir. Şarap içenin teri necistir. Batını dışarıya taşıdığı için. Dolayısıyla bu hakikati batında taşıdığı için hakikatin şeyidir.
Mesela cinlerde esmalar var. Galip esmayı bilmiyorum ama esmalar var ki Müslüman tarafı var. Şeytanda ise müdil var. Ortadan kaldıran, itlal eden, saptıran manasına gelen bir esmadır. Ne yapıyor? Ona mazar olduğu için, güzel bir ayna olduğundan dolayı çok ciddi iş yapıyor adam. Ama irade ve ihtiyarıyla tercih etmiş. Bazı insanların tercih ettiği gibi. Mesela bunları söylüyorsun, adam düşman oluyor. Adamın iyiliği için uğraşıyorum, adam düşman oluyor. Yani düşman. Anlatıyorsun böyle, akrabana da şey, ne diyor mesela? Yani alay ediyor. Seni gördükleri zaman cenazede, taziyede böyle zavallı. Zavallı zannediyor. Şimdi bu da esmaya mazhar işte, ama bu işte böyle mazhar. Kaleçensiz düşman. Evet. Erdinç nerede Erdinç? Erdinç olmuş mudur biraz? Buradayım abi. Olmuş mudur biraz? Biraz oldu Hasan abim, Allah razı olsun. Ders sonunda böyle sorular soralım abi bak. Çok güzel oluyor. Sorudan kaç sorusu çıkıyor. Yani ben onun için kapatmadım, belki hemen şey yapmasın, meramı olan var çünkü telefonla bak bugün aradın, o anda da gündüz aradığınız zaman birisi vardı, dur bakayım, ona Harun var, Harun, dükkan keserken aradı, dükkan temizliyordum böyle, ondan sonra çıkartıp açalım, niye muhatap olamam yani, beklediği bir Hasan yok. Böyle. Onun için zaman zeminimiz olmayınca iş yapamıyorum. Ama böyle keşke derse katılsaydı. Dersten sonra hem birbirimizi görüyoruz, böyle birbirimize tesellici, birbirimize keyif alıyoruz. Birbirimizi, kendimizi ikram ediyoruz. Sohbet, ehli sohbet ne demek? Ehli sohbet demek kendimizi kardeşlerimize ikram edendir. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın ashabı vardı. Ehli sohbet. Peygamber ne demek ehli? Sahabe ne demek? Allah Resulü kendisini ikram ettiği kişiler. Nasıl ikram ediyor? Sohbette kişi kendisini ikram eder. Onun için bu çok önemli böyle. Aslında kahve demlik gibiyiz. Yani şu ortam, şu mana, dima grubu demlik gibiyiz. Demleniyoruz. Ve birbirimize ikram ediyoruz. Muhammed Numan çay içtiği gibi. Muhammed Numan organik çay iç o zaman. Gece... Abi, Muhammed Numan bugün katılamadı herhalde telefonundan dolayı. Yo katılıyor. Muhammed Numan senin tam üstünde görüyorum seni. Abdullah ikiniz de Yozgat. İkiniz de tevafuk etti. Benim ekranda alt üst. Senin üst, Muhammed Numan'ın da üstünde Emre var. Onun da üstünde Tahir Karameşe var. Ondan sonra hepiniz bir şeyde gözüküyorsunuz böyle. Ama bugün Sedat Erzurum'dan ses çıkmadı. Buradayız abi, dinliyoruz. Peki başka şey yoksa selam veriyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Geceniz mübarek olsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam.